Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Oğlum. Buradayım nefesim. Buradayım, yanındayım. Oğlum. Nefes. Yiğit. Yiğit. Nefesim. Ya nefesim. Yiğit. Dayı. Kabus mu görüyordun yine? Dayı. Çok kötüydü. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Oğlum nerede? Evde nefesim. Evde uyuyordur şimdi. Benim onu görmem lazım. Nefes. Yarın sabah hayırlısıyla taburcu olacağız buradan zaten de. Şimdi bu halde görmesin seni Semi. Benim onu görmem lazım. Nefes, bir söz dinle de. Hayır, benim onu görmem lazım. Kokusunu duymam lazım, ellerini tutmam lazım. Ben o karanlıktan onun elini tutarak çıktım. Anlıyor musun? Bana oğlumu getir. Nefes, tamam bir sakin ol. Abime ararım şimdi, alır yangazlar getirir. Sen bir yat, dinlen de. Yaralısın, inat etme sevdiğim. Bana oğlumu getir Tahir. Mustafa, kurban olayım bir şey de. Bulduk de bir şey de Mustafa. Yok. Babam, ula bakmadığımız yer kalmadı ya. Akuyulara ip saldık. Dere yataklarının ula her taşın altına baktık, bu çocuk nereye gitti ben anlamadım ya daha. Araylar işte ya. Yok. Kaçırıp götürdüler mi çocuğu? Belki de Vedat değil ama. Telefonu. Haydi abi, haydi. Tahir arayayım. Ne diyeceksin? Alo. Abi. Buyur. Nefes gözünü açtı çok şükür. Ha! Ula çok şükür Tahir. La bu çok iyi haber ha. Nefes gözlerini açmış ya. Ha, iyi haber ha Tahir. Yangazları söyle. Yiğit'i hastaneye getirsinler. Nefes isteği. Alo. Alo abi. Hayır. Koçum Yiğit. İki taşın arasında. Abi ne diyorsun? Abim. Ne oldu? Bir şey mi oldu Yiğit'e abi? Yok. Abi. Bir şey mi oldu Yiğit abi? Ne? Abi ne oldu? Koçum şimdi Yiğit... Ya geceden yengen onu uyutmuş. Bu sabaha... Yani bir baktık çocuk ortada yok ha. Bu uşak nereye yadı? Oraya bak, bahçeye bak. O, ortada yok. Yani jandarması, polisi, la hepimiz arayın ya bak. Osman babam da buraya yattı yani. Ma anlamadık bu çocuk nereye yattı ya. La bakmadığımız yer kalmadı valla. Her yer oldu ya, bu çocuk içine girdi ya. Tahir. Tahir!
Aradım abimi. Uyuyor dedi. Uyuyormuş çocuk. Bir şey oldu. Oğluma bir şey oldu. Hayır, bir şey söyle. Yok, olur mu? Uykusu ağır ya bizim uşağın. Abim dedi, denedim ama uyandıramadım dedi. Tahir, bana bak. Tahir, bana bak, yüzüme bak. Oğlum nerede? Oğluma ne oldu? Ya. Tahir, oğlum nerede? Nefes. Tahir, oğlumu göreceğim. Oğlum nerede? Sakin ol, nefes al. Yapma, yapma. Bırak, bırak. Oğlumu göreceğim. Nefes, yapma. Ay bırak. Dur, nefes. Dur dedim sana. Dur, oğlumu nefes. Göreceğim. Nefes, nefes. Nefes, bir dur. Nefes. 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 Bırak Tahir, bırak. Oğluma gideceğim. Nefes. Bırak, oğlumu alacağım. Oğluma gideceğim. Gideceğim sana. Allah. Gideceğim sana. Getireceğim oğlumu. Sözüm. Sözüm. Nefes. Nefes! Nefes. Nefes! 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 Nefese söylemez değil mi? Ya yok kızım, söylemez ya. Hasta kadına söylenir mi böyle şey? Ulan nereye yatıp uğuşak ya? Nereye yatıp uğuşak? Yok olmayacak böyle ya. Yürü yiyemezler. Abi nereye? Ya bilmiyorum nereye ya. İşte gideceğiz, bakacağız ha. Baktığımız yerlere bir daha bakacağız. Olmadı bir daha bakacağız. Olmadı bir daha bakacağız. Bulacağız işte. Bilmiyorum nereye yatıp uğuşak. Yok. Ben bu aldım. Ev kalktı üstüme, üstüme basar. Haydi. 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 İyi, ararım yenge. He, tamam, haydi. İşte geliyor. Baba! Allah'ım yardım et. Yalvarırım sana yarabbim, yardım et. Dayan nefesim, dayan. Dayan, oğlumuzu getireceğim sana, dayan. Yapma bunu bize, yapma. Söz veriyorum, getireceğim, söz. Hocam, hocam, nabız düşüyor. Nefesim, yapma. Yapma nefesim, dayan. Dayan sevdim. Kaçak durumda olduğunuz ve aylarca da sizden haber alınamadığı için Nefes Kaleli velayet... Nefes Hanım, avukatının aracılığıyla durumunuzun göz önünde bulundurulması ve dolayısıyla... Kısa cümlelerle
Kısa, basit, net. Uzun cümleler kurmak zeki olduğunuzu değil, anlatma kabiliyetinizin yetersiz olduğunu gösterir. Uzun bir cümle oldu. Özetle velayet Nefes Hanım'da. Hatırlarsanız Nefes Hanım'ın üstündeki suçlamayı da sizin talimatınızla kaldırınca Nefes Hanım'ın velayeti alması çok kolay oldu. Evrakta sahtecilikten suç duyurusunda bulundun ya. Her yerde beni arıyorlar. Aman canım, düşündüğün şeye bak. Yani o Mustafa'nın işinden de kolay. Bir dakika. Hemen Nefes hakkında yaptığımız suç duyurusunu geri alıyorum. Ama Vedat Bey. Aman yok. Yanlış anlaşılma falan olmuş de. Babasının izni varmış falan. Şeytanla dans edersen şeytan değişmez. Ama sen değişirsin. Sana yalan mı söyledin yani? Demek ki ben de senden bir şeyler öğrenmişim Vedat Sayar. Haklısın Nefes. Öğrendin. Ama benim izin verdiğim kadarını öğrendin. Şimdi ben burada olduğuma ve suçsuz da olduğuma göre oğlumun velayetini alabilirim değil mi avukat? Akşamdan sabah olacak bir iş değil tabii ki. Ama gerekli yazışmaları yapıp talepte bulunursak... Uzun cümleler, uzun cümleler Orhan. İyi akşamlar avukat hanım. Gidin bana oğlumu getirin. Yani tabii öyle akşamdan sabah olacak iş değil de... yapabileceğiniz en kısa sürede yapın. İyi akşamlar. Orhan. Buyurun Vedat Bey. Ev neden bu kadar sessiz? Adamlar nerede? Fikret Bey çağırmış arkadaşlar efendim. Neden? Bilmiyorum efendim. Nedir? Ağır bir ameliyattan çıktı. Gerginlik, stres ona zarar verir. İyi mi peki? Görebilir miyim şimdi? Tabii. Geçmiş olsun. Sen benim ömrü hayatımda gördüğüm en güçlü kadınsın Nefes. Dayan sevdiğim. Sana oğlumuzu getireceğim. Söz veririm. Şamil. Baba bir telefon ver bakayım. Uslu durayım mısın? Numaranı mı değiştirdin abi? Ha, senin yüzünden. Nasıl? Anladırım sonra. Adamlarını çağırmışsın. İş var demişsin. He var. Ne işim? Gizli mi saklımız mı var abi? Herkesin var evlat. Olamayan mı var? Doğru. Abi düşündüm de. Sen haklısın. Ben biraz saçmaladım.
Oğlumu alıp gideceğim. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Nefes'in de benim peşimden gelmek dışında hiçbir seçeneği kalmayacak. Tahir'i oğlunu asla tercih etmez. Avukatla da konuştum. Velayeti üstüme alıyorum. Kavga yok. Gürültü yok. Silah yok. Her şey kanunlar çerçevesinde. İyi düşünmüşsün. Hakkında hayırlısı olsun. Sağ ol abi. Haber vereyim dedim. Gecen iyi olsun. Hoş geldin doktor. Seni de bu saate rahatsız ettik ama... yeğenim, üşütmüş herhal. Bir bakalım. Ayrık bulacağız ya, bulacağız. Vedat İtin'in işi mi bu? Yok, hayır. Onun değildir ha. Salmazlar onu ya içeriden. Ya bu çocuk nefesi anasını hissetti herhalde ondan. Artık bilmiyorum, çıkmış gitmiş ha evden. Bulacağız. Bulacağız, ara Ayrık. Hayır. Onun değildir o. Sen sakin ol kardeşim. Anne. Söyle kuzum. Yiğit nerede? Sen dişlerini fırçaladın mı? Hem bak saat kaç oldu? Hadi bakalım yatağa. Akşama yatmak bilmiyorsun, sabaha kalkmak bilmiyorsun. Hadi bakalım herkese iyi geceler de yatağa haydi. Benim uykum yok ki. E oturursan gelmez balığım. Haydi kızım, haydi diyorum bak. İyi geceler. Allah rahatlık versin benim güzel torunum. Canımın içi. İyi geceler babaanne. İyi geceler güzel kızım, iyi geceler. Dişlerini fırçala. Tamam anne. Hiçbir haber yok mu? Yok. Hiçbir haber yok. Allah'ım gecenin kör karanlığında Elgada Sebi. Kim bilir nerede dur, ne halde dur şimdi? Mustafa'ya, Murat'a telefon etsek belki bir haberleri vardır. E, aradım az evvel. Araylar işte. Bir şey olsa haber verirlerdi. Berrak dışarıdaydı. Nereye gitti o kız? E gitti işte Saniye Hanım. O nerede, bu nereye gitti? Ne bileyim ben. Yeter de. La havle. Asiye kızım, yakışmayız. Anne.
Geldim kuzum, geldim. Al. Bilema su iç. Tansiyonu dengelenir. İyice derlendi hamilelikte. Yok Esma abla, hala bir haber yok. Ne yapsınlar, onlar da bekliyorlar öylece. Vedat yapmış olamaz diyorlar ama bilmiyorum. Onun neler yapabileceğini en iyi ben biliyorum Esma abla. Tamam. Geliyorum ben, yoldayım. Bakayım o dişleri. Aferin benim kızıma. Anne. Söyle annem. Ceylan gitti. Yiğit de yok. Nereye gittiler? Ceylan. Hani konuşamaydı ya. İstanbul'a gitti. Tedavi olacak, iyileşecek. Sen merak etme. Peki Yiğit, o da yok. Uyumamak için sorular soraysın ha. Haydi bakalım şimdi. Yum gözlerini. Dua ettin mi? Etmedim. Dua et. Senin duan hepimizinkinden makbuldür. Hadi bakalım yum gözlerini. Allah rahatlık versin. Nefesi de vurdu ha. Murat öyle dedi. Ben de atım gibi eminim onun yaptığını. Onun tek derdi nefes. Benimle evli olmak falan umurunda değil. Ayağına basmazsam bana ilişmezsin. He, ilişmez. Ha bunlar ne du? Oldu bir kere. Bir daha olmaz ama. Nereden bileceğim? Ha? Gece gündüz kızım dayak mı yiyi diye düşüne düşüne aklımı mı oynatayım? Düşünmeyeceğiz sana. Sabredeceksin. Çok acıyım. Yok. Bu sarı kantoran ya. Yaralara iyi gelir. Sür bunu. Ya da her gün gel. Yaşadıklarımızın son bulması için senin ayağa kalkman lazım. Seni bu hale getirenin o it olduğunu söylersen herkes kurtulur. Başta da ben. Benim için yapar mısın? Anamdayım dedim. Daha sakın canımı sıkma. Yeterince sıkkın zaten. Sana bir şoför yolladım. Eğer ailecek ağlaşmalarınız bittiyse gel. Benim için abla. Benim için. Yapar mısın?
prenses. Ne güzel sürpriz bu böyle. İçeri gelmek ister misin? Dur sana kapıyı açayım. Yağmur yağacak. Islanma. İçeri gel. Yetmedi mi yaptıkların? Ne istiyorsun hala bizden? Siz? Siz kimsiniz? Her şeyi biliyorum. Ceylan'ı. Babamı. Nefesi senin vurduğunu biliyorum. Gecenin yarısı neden kapıma dayandın prenses? Yoksa beni mi özledin? Yaptığın her şeyin bedelini ödeyeceksin. Siz yani kaleliler sabahtan akşama kadar bunu söyleyip duruyorsunuz. Peki sonuç? Sıfıra sıfır elde var. Sıfır. Hem kim ödetecekmiş bana bunu? Sen mi? Geçen gün anneni gördüm Berrak. Sağlığı gayet iyi. Merak etme. Selamlarını da ilettim. Ama şerefsiz Rüstem'in babanı vurduğunu ona söylemedim tabii. Yani sonuçta hasta kadın. Söylenmez böyle şeyler. Babamı da sen öldürdün. Rüstem sadece üstünü aldı biliyorum. Babam benim sağ kolumdu. O benim arkamı kollardı, ben de onun arkasını. Ölünün arkasından konuşmak hoş değil tabii ama rahmetli babam böyle pek de düzgün bir adam sayılmazdı Berrak. Evet. Doğru. Ceylan senin kardeşin değil. Nefes'in kızı da değil. Peki. Baban neden Ceylan'ı getirip İşte bu bizim kızımız diye senin kucağına bıraktı. Sen istedin çünkü. Evet. Ben istedim. Ama baban da yaptı. Yapanı değil de isteyeni mi suçluyorsun Berrak? Sevdiklerine karşı bu kadar kör olma. Çeşit bir manyaksın. Senin gibi güzel ve genç bir kadına hiç yakışmıyor bu sözler. Her pisliğin altından sen çıkıyorsun. Eminim Yiğit'i de sen kaçırdın. Ne? Oyun oynamayı bırak artık. Adım gibi eminim Yiğit'i de sen kaçırdın. Kim bilir yine nasıl manyakça bir planın varsa. Berat, ne saçmalıyorsun sen? Yiğit nerede? Berrak, oğlum nerede? Oğlum nerede? Hiç yok. Kayıp. Herkes onu arıyor. Yok abi, izmiz. Hiçbir şey yok. Yaptınız. Ya Rabbim. Deli Rıza'm, sen bize yardım et ya Rabbim. Eve gireyim. Evde duramam.
karışık ayrım. Şu arayacağım. Nereye bakacağımı bilmiyorum. Öyle eblek, eblek dolanırım. Sağ salim bulacağız oğlum. Allah'ın izniyle bulacağız. İnşallah. İnşallah babam, inşallah. Bakamadık ha. Bacak kadar uşağa bakamadık ha. Fatih. Buyur abi. Babamı al götür haydi. Yok yok, ben böyle iyiyim. Hayırlı bir haber alalım da. He? Peki babam, peki. Açın şu kapıyı. Ya Vedat bu ya, ben bunu bekleyeyim. Şişt, şişt. Ben de buradan durmayayım. Stop. İstisyon. Oğlum nerede? Mirim ula nerede? Daha bak, zaten tepemin tersi yatık. And olsun, yemin olsun yarım kalan işimi buraya bitiririm. Oğlumun saçının teline zarar gelsin. Bu konağı sizinle beraber yakarım. Deme. Yakacaksın ha? Yakarım. Abi, izin ver şunu. Ya, yeminle seni öldürürüm ha. Bak onu yapamazsınız işte. Bunu yapamayacağınızı hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden şimdi beni iyi dinleyin. Vedat! Baka benim canım burnumda. Elga'da çocuk zaten kayıp. Çocuk dediğin benim oğlum. Oğlu ne? Oğlun. Çok merak ediyorum Vedat Efendi. Sağ bir defa baba dedi. Doğurmakla ana olunmaz. Doğurtmakla da baba olunmaz. Babası ne mi? Baba. Ula senden iskele babası bile olmaz be. Eğer baba olsaydın, oğlunun kaybolduğunu duyunca her şey bir kenara. Ha buraya gada gelip bizi afra tafra edeceğim ne? Dizinde derman kalmayana gada dere tepe arardın oğlunu. Şimdi suburlan git, benim canımı sıkma. Haydi. Haydi. Bunun hesabını vereceksiniz. Hepiniz. Biz buraya yok Vedat. Elinden gelen yardına koyma. Ne zaman istiysen bekler ha. İyi midir? Önemli bir şey yok. Üşütmüş biraz, hepsi bu. Dinlensin, yarın bir şey kalmaz. Eyvallah. Sağ olasın. Baba. Yiğit! Ayşe'nin oğlu Yakup! Yakup! Neredesin aslanım? Neredesin? Neredesin? Alo. Yengaz, Yiğit'ten haber var mı? Sen nereden duydun? Sana ne, nereden duydumsa duydum. Haber var mı yok mu onu de. Yok. Hayırlı haberler alırız inşallah. Amin, inşallah. İyi, beni ara. Ben haber alınca yani. Tamam, tamam. Bak, hadi kapattım. Seni çok seviyorum. Kim? Murat. Nazar. Bak ne yap ne et bu adamdan kurtulmanın bir yolunu bul. Ne olur.
Vedat'ın bana yaptıklarını sana bir anlatsam. Neyse. Bunların bir önemi yok zaten. Sen kendini kurtarmaya bak. Vedat bu hayatta görüp görebileceğin en kötü adam Nazar. Kendine de Murat'a da bunu yapma. Yazık ediyorsun. O defter kapandı. Çok oldu. Ben öyle düşünmüyorum. Senin de Murat'ın da öyle düşünmediğinizi biliyorum. Sevdiklerinin yanındayken sımsıkı sarıl onlara. Ellerinden kayıp gitmesine izin verme Nazar. Bak ne diyeceğim. Ben sana numaramı vereyim. Olur da bir haber alırsak sen ya da ben araşırız, olur mu? Tamam. Fikret abi görmem lazım. Göremezsiniz Vedat Bey. Lütfen dışarı çıkın. Uyu sen evlat. Uyu. Fikret abiyi görmem lazım. Göremezsiniz Vedat Bey. Lütfen dışarı çıkın. Sen kim olursun da? Abi ne demek oluyor bunlar? Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Sen benim mekanımda silah mı çekmeye kalkıyorsun? Seni görmem lazım, göremezsin diyor. Bir bildiği var demek ki. Abi. Oğlum kayıp. Burada mı arıyorsun? Ha? Oğlun yukarıda. Yatay. Hadi buyur al. Bana yardım edecektin. Söz verdin. Ben sana yardım ederim. Sen kırmızı çizgilerime basmaya devam edersin. Ben gene de tutarım. Ha nereye kadar? Senin hangi aptalca hareketin aha da buraya kadarmış dedirtir, onu da bilmiyorum. Bunu ben bilmesem de olur. Ama senin bilmen lazım. Şimdi git evladını ara, nerede arayacaksın. Yardım etmeyeceksin. Nasıl bir yardım? Elime fener alıp dere tepe dolaşayım mı? Bu yaştan sonra beni yormazsın değil mi? Ne düşünüyorum biliyor musun? Sen sevdiğin kadına kurşun sıktın. Gazala. Ben de sevdiğim kadına kurşun sıktım. Ama senin gibi gazala değil, bile iste. Ama nedense benim sevdam daha sayıcı. Neden böyle düşünüyorum sence? Hadi git evladını ara. Veda! Evladını aramak nedir? Nasıldır? Öğrenmek istersen. Bir gün seni anlatırım. Erkek adam korkar mı ya? Erkeğim ben. Sünnet bile oldum. E tamam işte maşallah. Bak bak. Bak bak. Senin adın Yiğit'ti değil mi? Seni ormanda bulduk. Ne işin vardı senin orada? Kayboldum. Kayboldun. Hepimiz gibi he. Annen, baban ve adresin. Annem Nefes. Nefes Kaleli.
çok olmuş be Vedat. Ve bak ne diyeceğim. Demek galerilerdensin ha. Ve ben seni götürürüm onlara. Anlaştık mı? Peki ben senin adını biliyorum da sen benimkini biliyor musun? Fikret. Fikret amca. He? Tokalaşalım mı? Annemi götürecek misin beni? Tabii. Elbette götüreceğim ya, ne yapacağım? Ama önce aç mısın? Bu seni veren Allah'a kurban olayım ben. Baba, ne yapalım biliyor musun? Ben önce sizinkilere bir telefon açayım. Ha? Sen de biraz daha uyu. Anlaştık mı? Heh. Hadi benim oğlum. Kimsin? Yiğidi buldum. Sen kimsin? Fikret. O sizin orada. Abin tanıştırmıştı. Nerede yiğidim? İyi mi? Şükürler olsun, iyi. Adresi vereyim de gel al. Bir haber yok değil mi? Yok. Hoşuna gidiyor değil mi? Beni böyle çaresiz görmek. Üzgün görmek. İçinden derin bir oh çekiyorsundur öyle değil mi? Beter ol diyorsundur. Elinden gelse yüzüme bakıp kahkahalarla güleceksin, öyle değil mi? Yediğin dayakların intikamını alıyorsun şimdi ha? İçin soğuyor. O zaman şarkımızı çalalım. Hadi vur. Vur hadi. Kim daha zavallı, kim daha acınacak durumda görelim. Hadi vursana. Ayağın berbat durumda. Yiğit kayıp. Bizi zaten kaybettin. Sürekli kaybediyorsun Vedat. Hadi vur. Hadi. Göster gücünü. Ama bana değil. Kendine göster. Evet. Acı çekiyorsun diye sevinirim, doğru. Ama Yiğit kayıp diye değil. Yiğit bulunacak Allah'ın izniyle. Hem de sağ salim. Anasına kavuşacak. Sımsıkı sarılacak anasına. Tahir'e de sımsıkı sarılacak. Sımsıkı. Ve sen öylece uzaktan bakacaksın. Hadi vur. Vursana. Hadi Vedat Sayar. Vursana Vedat Sayar. Hadi. Thank you.
Yangaz, hayırlı haber mi? Hayırlı, hayırlı. Yiğit bulundu. Tahir abim aradı şimdi. Bulunmuş. Hani sen arada dedin ya. Sağ ol. Sen de sağ ol. Hep ol. Berak, gözümüz aydın, Yiğit bulunmuş. Nerede? İçeride, içeride. Gözün aydın. Yiğidim! Hayır abi! Oh aslanım. Senin keratanın kaybolduğunu çarşıda öğrendim. Belki bir faydamız olur diye düşündüm. Bizim uşaklarla dere tepe dağıldık. Allah da yardım etti, bulduk. Yakışıklıyı. İyisin değil mi aslanım? İyiyim. Üşüdüm biraz. Annemi özledim. Soğuk. Oh kurban olurum ben sana. Götüreceğim seni annene. Ama sen iyisin, bir şeyin yok değil mi? Doktor çağırdım. Muayene etti. Maşallah bir şey yok. İyidir. Ama işte dediği gibi biraz üşümüş, biraz da acıkmış. Ama şimdi iyisin değil mi uşağım? Maşallah. Aslanım, sen kaybolunca anan üzüldü. Biraz da ağladı. Ben onu doktora götürdüm. Ama iyi şimdi, uyuyor. Hadi gel gidelim onun yanına. Ana ben geldim dersen daha iyi uyur. Hadi bakalım aslanım. Anneme gidelim, hadi gidelim. Ah kaçma benim. Fikret Bey, bu beyli, hanımlı laflardan oldum olası haz etmedim. Sen bana Fikret abi de. Fikret abi, eyvallah. Valla ne diyeceğimi bilmiyorum. Dedin işte. Eyvallah. Hadi oğlunu anasına götür. Eyvallah. Atla bakalım. Babasına kavuştu işte. Bakalım sen yiyeceksin Vedat Efendi. Kaçırınca ne değişecek? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Sana kimi getirdim? Yiğit'i getirdim. Anne, uyuyor musun anne? Hadi ben geldim de aslan. Anne, ben geldim. Uyuyor musun anne? Uyuyor Yiğit'im. Uyuyor ama eminim şimdi daha rahat uyuyordur. Niye uyanmıyor? Çok üzüldü. Biraz daha ağladı. Doktorlar da onu sakinleştirmek için iğne yaptılar. Ama o seni duyuyordur. Hadi bakalım bir daha söyle. Ben geldim de. Anne ben geldim. Geç bakalım ananın yanına. Al.
Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Çok şükürler olsun. Saniye Hanım. Torunun kurtuldu ha. O uşak benim torunum değildir. Ya ana bırak Allah'a sen. Nefes yengen vuruldu, hatim indirdin. Yiğit kayboldu, hatim indirdin. Hala yok da yok. Bu neyin yoku ben anlamadım ki. Laz damarım mı tuttu Saniye Hanım? Benim bir laz damarım tutmaz. Benim bütün damarlarım Laz'dır Allah'ıma şükür. Haydi. Sattık savdık kirazı. Kaldı okkayla terazi. Şimdi iş ne olacak? Sofra ne olacak? Ekmek ne olacak? Camlar ne olacak? Oo, ne camı? Camlar ne alaka? Evin camları. Kirden dışarısı görünmeyi. Sofra hazırlanma. El üstünde oturuyorsunuz, birbirinize bakıyorsunuz. Ağzınıza versem lokmayı tek tek beslesem yok demeyeceksiniz. Ay yıldım sizden, yıldım. Mustafa. Mustafa! He. Senin bu anan, ha böyle saç ekmeği gibi bir o yana bir bu yana nasıl dönüp duruyor? Döner o Saniye Hanım'a, Laz Saniye. Ay kurban olur. Mustafa. Kim bu Fikret denilen bey? Fikret. Değişik bir tip. Gerçi Rizeli. Müteahhit. Peki bu Fikret denilen adam nasıl bulmuş Yiğit'i? Allah nasıl bulduysa bulmuş ha. Ama önemli olan bulması yani. Bundan sonra benimle konuşurken daha dikkatli ol. Böyle zafer kazandım pozlarına da girme. Olur, girmem. Ablam için doktor dediydin. Az önce benimle akıl oyunlarına giren şu zavallı kızcağıza bakın. Kalkmış benden ricacı oluyor. Biraz tadını çıkarsaydın hayatım, havan çabuk söndü. Annem sırtımı gördü. Ben göstermedim, o gördü. Yani hani mutlu evcilik oyunu istedin ya. O artık pek mümkün değil. Ama annemi durdurdum. Sırf Mercan ablama yardım edeceğin için. Ne yapmamı bekliyorsun acaba? Aman Allah'ım. Türkan sırtını mı gördü? Yani böyle korkmalı mıyım? Ha? Yapacağımsın, yapmayacağımsın. Ablam şu anda zerre umurumda değil. Efendim? Yiğidi buldum. Nasıl? Nerede? İyi mi oğlum? Ait olduğu yere teslim ettim. Alo? Alo? Sen oğlunu çoktan kaybetmişsin. Ama anlamamışsın. Anlayacaksın. Hem de çok acı bir şekilde anlayacaksın. Sen iyisin değil mi? Hı hı. Doktorun dediğini duydum.
Yatıp dinlenmen lazım. Paşam senin de. Allah ikinizi de başımdan eksik etmesin. Tek duran bu. Vallahi geldiler, billahi geldiler. Çok şükür, çok şükür. Hoş geldin koçum. Hoş gördük abim. Yavaş, yavaş. Hadi bakalım. Osman dede. Oy kurban olsunlar seni vereni. Ömrümden ömür gitti benim. Sen bize neler ettin uşağım? Bizi çok korkuttun kerata. Kızım, sağda bir geçmiş olsun diyemedik ha çocuğun telaşından. Gele bakalım. İyisin ha? İyiyim abi, sağ ol. Çok şükür. Geçmiş olsun. Çok korkuttun bizi. Ben biliyordum. Nefese vız gelir bunlar dedim zaten. Geçmiş olsun yenge. Nereden biliyordun? Ödün koptu. Ali, bunun daha başından çözmüşsün ha parlamarı. Vallahi bin yüzünü verme ya bu kadar. Ha, senin gibi vuracak yumruğunu masaya, öyle değil mi abi? Vuracaksın. Hangi yumruk ha? Yavaş. Babam. Güzel benim. Ay güzel kızım, güzel kızım. Allah seni de oğlunu da bize bağışladı da. Ne kadar hamdü sena etsek az. Geçmiş olsun bacım. Sağ ol Mithat abim. Nefesim. Ablam. Haydi ana, haydi. Geçmiş olsun. Sağ olun Saniye Hanım. Sana da geçmiş olsun kardeş. Çok şükür. Belayı savduk ha başımızdan. Çok şükür. Çok şükür. Bela deduk, iti yandık ha. Soma hazırla, halamın oğlu. Ula ben seni kovmaktan yoruldum Vedat. Yiğit. Oğlum. Defol git buradan Vedat. Ben buraya oğlumu görmeye geldim. Sen nasıl benim oğlumu görmemi engellersin? Ne hakla? O iş öyle değil. Senin gördüğün gibi hiç değil. Seni son kez uyarırım. Benim ailemden uzak dur. Beni dinden imandan çıkarma. Gel uşağım. Seni dinden imandan çıkarırsam ne olur Tahir? Mesela beni diri diri toprağa mı gömersin? Onu yapmıştık değil mi? Sana sınırlarım var demiştim ya. Geri alıyorum. Sen de o sınırları kolaylıkla aşabiliyor musun? Tebrik ederim. Ula bana bak. Ula beni delirtme. Defol git. Vedat. Nefes al. Bir daha beni vuracaksan sırtımdan değil. Benim yaptığım gibi gözlerimin içine bakarak vur. Ben seni nasıl vurabilirim Nefes? Benim seni vuramayacağımı en iyi sen biliyorsun. Hedef bendim ama şaşırdın. Hepimiz biliriz bunu. Olsun. Sürersin adamlarından birini ortaya, üstlenir olur biter. Tahir'in seni öldürmediğine o kadar çok seviniyorum ki. Sen yaşadığın için değil. Tahir senin katilin olmadığı için. Yiğit için korktun, endişelendin öyle mi? Oğlun için. Ama o seni görünce ne yaptı? Hepimiz gördük. Bir tek sen görmedin. Vedat bir şey fark ettin mi? Artık senin gözlerinin içine bakıyorum. Yıllarca korkup bakamadığım gözlerinin tam içine. Sen ne görüyorsun bilmiyorum. Ama ben karşımda aciz, zavallı bir adam görüyorum. Yıkıyorsun, dağıtıyorsun. Tüm gücünü toplayıp yeniden saldırıyorsun. Ama bunu ayıramıyorsun. Asla ayıramayacaksın. Şimdi Nefes Galil olarak sana diyorum ki... defol, git evimden. Karımı duydun. Haydi bakalım. Ben oğlumu görmeye geldim. Gidiyorum zaten. Şimdilik. Tekrar görüşeceğiz. Vedat! Adımlarına dikkat et. Biliyorsun buralarda tuzak bol. Yine çıkarmayalım seni ha.
Sen de tam hırçın Karadeniz gelini oldun ha. Kanında varmış demek ki. Ama ben sana demiştim. Eğer biri sevdiklerime, aileme zarar verecek olursa ecel olurum demiştim. Ulan Efes. Eltu dediğim böyle olur. Tam bağa layık. Ya uyumayacağım ben. Aa, olmaz öyle şey. İkimizin de dinlenmesi lazım. Hem Tahir abin çok kızar. Anne. Annem. Balım Mustafa'm diye baba diyor ya. Evet. Sen Osman dediği Osman babam diyorsun ya. Evet diyorum. Ne güzel. Güzel olan ne anneciğim? Baba demek. Ben hiç baba demedim. Rüya gördüm ben. Ne gördün bir tane? Sen vardın. Yemek yiyorduk ikimiz. Sonra... Sonra? Babam ne zaman gelecek dedim. Ben ne dedim? Bak işte geliyor dedim. Gördün mü oğlunu? Sen nasıl benim oğlumu gidip nefese verirsin? Hem de bana haber vermeden. Hak, hukuk, hakim, savcı bilmiyorum da. Ben gönlümün hakimine sordum. Dedi ki bana evladın yeri anasının yanıdır dedi. Ben de babasıyım. Öyle misin? Baba olmak kolay be evlat. Nefsin coştu mu baba olursun. Olursun da ona baba denmez. Evlat anasının rahmine düştü mü kadın ana olur. Çünkü analık hissedilir. Babalık öğrenilir. Baba olmak koskoca hayat kitabını okuması yazması olmayan evladına sabırla tek tek sayfa sayfa okumaktır. Öğretmektir sabırla. Evlat babadan hayat mücadelesini öğrenir. Anadan ise sevmeyi öğrenir. Yiğit 7 yaşında falan da değil mi? Ne öğrendi senden? Mesela portakal soymayı misal. He? Ayakkabısının bağcığını bağlamayı. Top oynadın mı onunla hiç? Topu ağaca kaçtığında senden yardım istedi mi? Başı sıkıştığında baba gel dedi mi sana? Oğlunun sünnetine gittin. Davet edilmediğin sünnete. Oğlunun mürüvvetini görmek için mi gittin? Hayır. Ortalığı karıştırmaya gittin ha. Eğer sen gerçekten oğlunun sünnetine gitseydin elinde şık bir saat olurdu. Kafana fırlatsalar bile
olurdu. Ama aklına bile gelmedi değil mi? Çünkü sen oğlunun sünnetine gitmedin. Havriye saldırmaya gittin. Şimdi bir daha söyle bakalım Vedat. Ben babayım diye. Söyle bakayım. Ağzına yakışacak mı? He, duyayım bir. Velhasıl evlat, sen babalıktan sınıfta kaldın. Ha bak, iki parça ağaç, aha sana üç tane de tel. Nasıl da uğraşıyorum, kemençe olsun da iki gıy gıy etsin diye. Ha bu kemençe olsun diye uğraştığım kadar, sen evladınla uğraştın mı Vedat? Aşık Veysel'in sazına yazdığı şiiri bilir misin? Sen petek misali, Veysel de arı. İnirleşip beraber yapalım bali. Ben insanoğlu, sense bir tut dali. Ben babamı, sen de ustanı unutma. Geçmiş olsun evlat. Oğlun seni unutmuş.
Sen bütün yaralarını tek tek saracağım dedim ama... en büyük yarayı ben açtım Nefes. Açacaktın. Ama dedim ya, Allah korudu. Merhametin de sevdiğim adamın sebebi ne olursa olsun bir caniye dönüşmesini ister miyim? Benim mutluluğumun sebebi Vedat'ın canını kurtarmış olması değil. Senin insanlığını ve adamlığını kurtarmış olman. Acıyor mu? Dokunduğun yere iyi geliyorsun. Acımıyor. Evet. Birkaç gün kendine dikkat etmen lazım. Ederim. Merak etme. Ederim. Edeceğim. Sen de okula geç kalacaksın. Bir ayağın atay, ebirini kediler kapay. Haydi. Mustafa. Mustafa balım geli. Anasına çekmiş. Mustafa mı? Hiç sanmam. Sana da günaydın Saniye Hanım. Maşallah gözünü açar açmaz kaldığın yerden devam. Önüne bak, yakacaksın. Yanmaz. Baba. 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 Annem seni çağırıyor. O ne yapacağım canım ben o? Kahvaltı yapacağız. Deme. Ben kahvaltı da seni yesem olmaz mı? Olmaz. Gele böyle. Gele böyle yazam seni ya. Sana var, bana var. Bak ulan yazama tutup. Parmaklar nerede? Parmaklarını yazama. Günaydın. Günaydın. Hayret. Neymiş o? Paşam dün gece de gelmedi. Tahir. Bütün gece ormanda... tek başına. Kim bilir nasıl korkmuştur. Allah korudu. Fikret abi kim? Bilmiyorum. Ben de yeni tanıdım. Abim tanıştırdı iş yapacağız diye. Yiğit'in kaybı olduğunu da çarşıda öğrenmiş. Paşam. Hayırdır, dün gece teşrif etmedin? Canavar aldı seni yiyecek. Canavar oldu seni. Ben ne diyeyim size? Ben ne diyeyim size canım? Kızım, okula geç kalacaksın demedin mi? Bir canavar beni aldı yiyecek. Canavar seni yiyecek. Gele böyle. Oy. Başlatma canavarına. Haydi, kalk haydi. Üstünü değiştireceksin, saçların örülecek. Sofra hazır, haydi. Canavar. He, canavar. Gel böyle bir gel. Kızım bir gel ya. Kızım gel. Kalk. Gel dedim. Ya sen ne biçim bir anasın ya? Niye ki? Ya çocuğunu canavar kapma. Canavar etme diyeceksin. Çocuğu bırak, beni yol diyeceksin. Kendini yeme diyeceksin ya. Kendimi yeme diyeceğim canavara. Canavar. Ne diyor yani? Bir, iki, üç.
seni kırmızı mumla mı çağıracağım? Haydi. Dördü atladık ama beşe varamadık Mustafa. Asya, geldik ona, geldik. Asya. Ne Mustafa'm, ne? Savurma. Haydi kalk, haydi. Geldim, haydi. Ha, bu tabakta bardak niye buraya da? Nazar gelecek de. Geldi. Babama bir şey demedin değil mi? Günaydın baba. Günaydın kızım. Nerede bu kozan olacak adam? Dün gece geç geldiydi. Sabah da erkenden İstanbul'a gitti. İşleri varmış. Hep işi var maşallah. Biz buraya eşek başıyız çünkü. Cemil, sofradayız. He, sofraya ek. Nazar. Bu herif... Hep değiller ya, nefesi dövüymüş falan. Yani doğru mu değil mi de bilmem, beni de ilgilendirmez. Sağ ters bir şey var mı yok mu? Beni o ilgilendirir. Yok baba. Eğer saçın teline dokunursa... Yok, yok öyle bir şey. Olmaz onda zaten. Hadi afiyet olsun. Ver tabağını. Ben İstanbul'a geldim abi. Hayırdır? Yol boyu dediklerini düşündüm. İyi, sonuç? Sonuç? Avukata talimat verdim. Yiğit'in velayetini tekrar üstüm alacağım. Buna hakkın var değil mi? Ula bir araba laf ettik ya. Vardığın sonuç bu mudur? Bir de yol boyu düşündüm diye. Düşündüm de ondan. Benim karımı ve oğlumu o heriften kurtarmam lazım. O yüzden buradaki işlerimi bitirip Amerika'ya yerleşeceğim. Buna karar verdim. Oğlunu da nefesi de kaçıracağım diyorsun ha? Öyle de diyebilirsin abi. Ama onları Tahir'in ulaşamayacağı bir yere kaçıracağım. Nasılsa zamanla birbirlerini unuturlar. Ben sana bir şey demiyorum. Demiyorum çünkü desem de fayda etmiyor. Fikret abi. Her şey çok güzel olacak. Hepimiz için. Bana inan. Bana oradan yumurta ver. Al yengem. Günaydın. 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 Gel, 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 basın, gel, gel. Bacım, sen iyisin değil mi? İyiyim abi, sağ ol. Oh, çok şükür. Saniye Hanım da kaç defa hatim indirdi? Ben her gece okuyorum, dedim size. Ya he he. Ana yetti artık, daha hep aynı. Bari başka mazeret bul kendine. Hayır. Şu Fikret Bey, bir yemeğe çağıralım ha. Öyle kuru kuruya teşekkür olmaz ha. Olur, olur abi, iyi olur. Sonra da işimize gücümüze bakarım. Dertlerimiz bitti mi ki? Bitti anam, bitti çok şükür. Abi ben birkaç gün çıkmayayım ha. Biliyorsun nefes. Olur. Olmaz. Ya Tahir ben iyiyim. Sen işine bak. Bacım, bu Vedat'ın... Vedat itinin
Ula herkese her şeyi edeceğini bilirdim de sağ bunu... Tövbe yarabbim. Ben onu Allah'a havale ettim abi. Allah'ından bozsun. Bizden de uzak olsun. Oy ben senin o biz diyen dillerini yerim. Ben bir pazara çıkacağım. Sen buradasın değil mi? Ya anne buradayım. Ey, ben bir saate kalmaz gelirim. Ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? Ablam. Nefes benim için vallahi rahat değil. Kalayım ben burada seninle. Tahir iyiyim dedim ya. Hem benim çok sevdiğim bir Karadenizli bana dedi ki. Ne demiş ula o Karadenizli sana? Yara düşman gibidir. Gözünde büyüttüğün kadar büyür. Umursamayacaksın ki geçecek dedi. Aferin akıllı uşakmış. O zaman yorma kendini. Yat uzan dinlen tamam mı? Tamam sen merak etme. Ula sizi merak etmeyeceğim de kime edeceğim? Abi haydi. Ben gidiyorum ha. İyi, tamam. Nasıl ya? İyi bak tozuma. Bakarım. Bakarım tabii. Kendime bakmayayım değil mi? Sadece uşağına bakayım. Çünkü ben oğlunu taşıdığım için kıymetliyim. Doğru değilsin. Yoksa benim ne kıymetim olur? Haydi Tahir, haydi. Asya abla. Taşla göz orası yine soktun lafını Mustafa abiye. Sokacaksın. Sokacaksın ki bütün gün aklı sende kalsın. Sağa sola bakmasın. Bir an evvel iş bitse de eve gitsem desin. Öğren kız bunları. Lazım olur. Haydi gidelim de paşama bakalım. Ha. Bu arada iyisin değil mi? Ağrın sizin yok. Boğaldım Asiye abla, boğaldım. İyi ha tamam haydi. Ana, ben diyelim ki ablam bizim eve götürse. Niye? Vedat İstanbul'a gitti, uzun süre gelmem dedi. Hem ben yalnız kalmam, birbirimize yoldaş oluruz. Yok kızım, baban ne der? Ya babam ne diyecek? Bilemedim. Bunda bilemeyecek ne var? Hem bak, ablam hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ablam başardı ana? Vedat'ın merhametine, ilgisine ihtiyaç duymadan. Ablamla ben ilgileneceğim. Doktorlar zaman dediydi. Zaman geçiyor ama. Geçmeye de devam edecek. Ben inanıyorum. Ablam düzelecek. Değil mi abla? Eyvallah Yusuf. Eline sağlık. Sağ olasın. Tahir. Abim. Ben sana bir şey diyeceğim. Söyle abi. Özür dilerim Tahir. Sebep? Asiye ve oğlum yüzünden senden vazgeçtim. Biz o konuyu konuştuk abi. O defter kapandı. Konuşmadık Tahir. Sen benim gönlüm hoş olsun diye bağ olursa ben de aynını ederdim. Dedin ama ben diyeceğimi demedim daha. İyi de bakalım diyeceğini Mustafa Kaleli içinde kalmasın. Diyeceğim şu ki yine Allah nasip eder de evlat sahibi olursan o zaman daha iyi anlarsın. Vedat iti ya kafana sık ya da kardeşine deseydi o zaman lafını bitirmesine müsaade etmez sıkardım kafama. Ha, ama sıkmadan önce oğlum sağ emanet ederdim.
İşte evlat sahibi olmak böyle bir şey. Canını verirsin evladın için. Allah göstermesin, can da alırsın. Sen hakkını helal et. Edersen tabii. O zaman eğer ben bir gün baba olursam ya da biri bana baba derse ben de sana sıkarım. Söz ver sıkacağına. Söz. Ben bir çelik yelik alayım Tahir. İyi edersin. Ulan ihtiyar istedin getirdin bizi buraya yürü ve değilsin. Şu Fikret abiyi arayacaktın ne oldu? Abim mi? Ya senin abin benim. Ya öyle dememi istedin. Hı. Diyelim de öyle abi. Selamun aleyküm. E aleyküm selam. Fikret kardeş biz sana doğru düzgün teşekkür edemedik. Nazır gör. Estağfurullah. Müsaitsen akşam yemek yiyelim diyorum. Ha. E olur. Gelirim seve seve. Ulan nasıl? İyi. İyi midir? İyi çok şükür sayende. Vesile olduk diyelim. İyi anlaştık o zaman. Şey insan da ne acayip. Başta yüz olmuştum adama. Haydi gel şu defterlere bakalım. Haydi. Babam ne zaman geldi? İşte geliyor. Ha bak. Bak hava patlak, fırtına basacak. Bundan sonra sok sıkmayacaksın ha, az çıkarsın. Gemilerin durumu iyi ama sen bilirsin. Oğlum hay huydan gemiye bakacak halim mi kaldı ya? Ula ben bu yan gazlara kız ayırım ama... ...la pire gibi çalışıyor ya sosuklar. Murat hala sana kırgın abi. Ula ben Murat'a bir şey diyorum ha, iyiliğine diyorum, kötüye mi diyorum ama ne? Ben Murat'a diyorum, sen üstüne alıyorsun ha. Bundan sonra konuşurum ben size. Bitti. Öyle deme abi. Nazar da Vedat'ın kurbanı sonuçta. E biliyorum. La biliyorum da ne oluyor ya? Bildiğimle kalıyor. Ya kızın babası var ha Cemil abi. Ya bırak. Adam ne yapacaksa, ne edecekse edecek ha. Müsaade var mı? Hoş geldin. Gel nasılsın, iyisin ha? İyiyim, iyiyim. Hoş geldin. Geç otur Yusuf, say ver oğlum. Asya ablacığım, yalnız başına gitmeseydim, ben de gelseydim seninle. Yok canım, sen dinle. Nereye gidiyorsun gene? Pazara gidiyorum Saniye Hanım, ne oldu? Beni oğlanla yalnız mı bırakıyorsunuz? Korkma uşak, bir şey yapmazsa nefes de burada işte. Kendisi hasta zaten, doktor muyum ben? Hem kocası kapıdan çıkar, o bacadan kaçar. Var mı pazardan bir istedim? Var. Yarım kilo sabır al bana. Yarım kilo sana yeter mi? 40 yılda bir doğru dedin. Yetmez. Bir çuval lazım bana. 10-15 saat dolanıp geleceğim Saniye Hanım. Sağ 10-15 saat yetmez. 40 kere dolanırsın çarşıyı, pazarı artık. Kış geliyor ya, sağ uzun don arayacağım. Evet Tucu, sen de ayakta çok kalma. Git oğluşunun yanına, koyun koyuna yatarsın. Tamam mı? Tamam. Var mı pazardan bir istedin? Yok ablam. Hoş geldin kız Berrak. Hoş geldin Berrak. Hoş buldum. Seni ayakta gördüğüme çok sevindim Nefes. Nefes sağa emanet. Haydi ben gittim. Allah'a ısmarladık. Yiğit nerede?
yukarıda uyuyor. Hadi gel birlikte geçelim. Silahı bulamadık. Aramadığımız yer kalmadı. Herifin yaptığını en az sizin kadar ben de biliyorum ama ispat yok, delil yok. Ya bırak, bizden uzak varsa Allah'ına yakın olsun ha. Dayımın oğlu. Yalnız herifi domuz kapanına sıkışmışken bir göreceksiniz. Kedi yavrusu gibi bağırıyor. Ulan sen dün gece dedin ha, nedir bu kapağın? Ya işte Tahir arabayı üstüne sürünce o da ağaçların arasına dalmış. Kaçmaya çalışırken de ayağı kapana kıstırmış. Domuz kapanı ne? O yüzden öyle seke seke yan basay. Allah'ından bulmuş işte. Onunla kalsa başım gözüm üstüne. Tahir, koçum sen de kendine hakim ol. Bu tür adamlar nasıl beceriyor, nasıl ediyor, yapıyor bir yolunu buluyor. Sonra kabak senin başına patlamasın ha. Yok abi yok. Ben dersimi aldım, ben tamam. İyi, ben de sabah yola çıkacağım. Akşama helalleşmeye gelirim. Baba bak, az köle ha. Akşama ziyafet var. Ne ola? Ben gidiyorum diye ziyafet mi veriyorsun? Yok be abi, bu Yiğit'i bulan abiye teşekkür edelim diye onu yemeğe davet ettik. He, onu iyi hatırlattın. Kimdi o? Fikret. Fikret? Fikret? Tanıyor musunuz bu adamı? Vallahi yok, işte yeni tanıştık ha, ne de. İyi tamam, akşama gelirim. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Eyvallah. Hadi sağ ol. Allah'ım benim falan. Hadi sen de ben. Hadi. Ay, bismillah. Yardım edin. Fikret Bey'in siparişi ilaç gibi gelecek. O zaman havaya aldırmadan çıkmak lazım kuma. Uygun bir zamanda. Karadeniz'in uygunu mu olur abi? Fırtınası eksik olmaz. Öyle. O zaman yapacak bir şey yok. Allah'a sığınıp sineye çekeceğiz. İnsaf etmesini dileyeceğiz. İnsaf dedin de. Alo, Asem ne yaptın? Pazara çıktım Mustafa, dönüyorum. Ne oldu? Hiç, öylesine. Kapa Mustafa, kapa. Elim kolum dolu zaten. Ya kızım sen niye bir şey taşıyorsun ha? Geç otur bir kenara, ben yangazları göndereyim sana ha? Alo, Asya, la kime diyorum? Alo! Kapattı. Abi. He. He. Eve gideyim diyorsun ha? Aklın nefeste kaldı. Hadi hadi. Kabağa bak. Ciğer al. Kıskansız kaldı, iyi gelir. Portakal al. C vitamini. Ha, o da tozuğa iyi gelir. Artık nefese de, Yiğit'e de iyi bakmak lazım ha? Tamamdır abi. Haydi eyvallah. Sen beni affettin de. Bakalım ben kendimi ne zaman affedeceğim. Berrak. Tahir abilerden geliyorum Nazar. Nefesi de Yiğit'i de gördüm. İkisi de çok iyiler. Ona haber vermek için gelmiştim. Sağ ol. Hadi gel. Kim olacak? Naciye. Ay
Hayırdır rüyanda beni mi gördün? Neler oldu neler? Çay koy çay. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Duyu da inanma. Nefes karesi vurulmuş. Kim vurmuş? Vedat vurmuş. Deme. Hayret nasıl kaçırmışsın sen? O mevzu eskidi, eskidi. Uy. Üstüme ilk sal. Aman neyse. Bunun uşağı vardı ya. Hani kaybolmuştu, bulundu. Ben de Saniye Hanım'a geçmiş olsuna gittim. Yüzüme kapıyı kapattı. Nefes yok dedi. Bak, 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 bak. Dün nefes karesi ameliyattan çıktı. Bugün pazara çıkmış. Ay bay. Ay. Sağ ol Arel'le. Afiyet olsun. Hayırdır Saniye Hanım, ne araysan? Bir saklama kabı vardı. Kırmızı kapaklı. Onu arıyorum. Babamın dondurma kabını mı diysen? Artık dondurma kabı değil, saklama kabı yaptım onu. Oo. Hago'da 50 tane kap arasından onu mu tutturdun ha şimdi? Attın ben onu. Ne ettin, ne ettin? Attım. Niye atarsın benim kabımı? Bana sordun mu? Allah Allah. Eskimiş kabı atarken de sana mı soracağım canım? Soracaksın tabii. Benim kabım, benim mutfağım. He, senin mutfağın. Bütün işleri bana yaptırıyorsun. Bir kere mutfağa girmişsin, bir peynir koymaysın. Sonra da benim mutfağım, benim kabım. İki kere mutfağa girdin diye benim kabımı atmaya hakkın var mı? Allah'ım sen görüyorsun. Tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Göreyim. Asya. Ne oldu kızım ya? Yeter Mustafa, yeter. Vallahi da yeter, billahi de yeter bu aldım. Kızım bir dur ya, dur bakayım. Anlat bakayım ne oldu? Bir dondurma kabı yüzünden demediğini bırakmadın Saniye Hanım. Dondurma kabı değil, saklama kabı ettim onu diyorum. Hem ne dedim sağa? Dedim o kağıt mı onlar? Ne oldu? İncilerin mi döküldü? Bak, göreyim misin Mustafa, göreyim misin? Ya kızım 40 yılın saniyesi ya. Ula benim anam yaşlıdı, ne du yani sen de? Abi, yaşlıyım ben. Bu yaşımda işittiğim laflara bak. Demin ki kusura kalma ana. Eşeklik ettim, bir daha etmem. Ne bizim konuşuyorsun ya? Benim karım hamile de kadın yüklü. Asus sen de çenen ya. Hı? Eşek de olduk. Haklısın Saniye Hanım, haklısın. Ben eşeğim. Tepeme binmene izin verdiysem eşek ben o. Yok, estağfirullah. Olur mu öyle şey? Duyay mısın Mustafa? Utanmay mısın? Duyay mısın Mustafa? Utanmay mısın? Ya kızım bir duy ya. Anam hamile duy ya. Anne sen bir duy ya. Karım yaşlı duy ya. Tövbe bismillah. Ula ben ne diyorum? Ha beni de delirttiniz ha. Ula başımızda 1000 tane bela var zaten. Tövbeler olsun ya. Bu hafta Olcay oynayacak mı lan? Ellerine sağ. Oynar evet abi. Yavaş. Ayağımın altından çekilir misiniz Asya Hanım? Buyurun geçin Saniye Hanım. Buyurun. La havle! La koca koca kadınlarsınız ya. Yakışayım mı size ya? Misafir gelecek diyorum ya. Sen bana kocadı mı demek istiyorsun? Ben de mi kocadım yani? Yaşlandım he. Yenisini alırsın o vakit. Nerede onda o akıl? Hasbinallah evlazım ya. Lan sen bana akıl fikir ver, sen bana yardım et ya. Sıkmayayım şimdi çakarım size de ha. Sinirimi sizden çıkarmayayım. İşte. Hadi aç ağzını anneciğim, bak güç verir sana. Yutamıyorum ben onu, yemeyeceğim.
Hadi anneciğim. Hadi ama. Hadi bakalım. Ne o? Ciğer. Ne için? Yiyeceksin. Ben onu hayatta yemem. Ne demek hayatta yemem? Yiyeceksin. Yemem öyle kanlı kanlı. Anı değilim işte. Kan yapar. Haydi. Yemem. Hem sen ne gülüyorsun öyle? Anne ye. Sen önce şunu iç. Sen de şunu ye. Ya hayır. Yemeyeceğim. Hayır. Aç ağzını. Yemeyeceğim. Anam bunu yerse sen de onu içersin değil mi aslanım? İçerim. Ya Tahir ya. Aç bakayım ağzını. Aç, 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 aç. Sen de şunu iç. İç. Ne yapmadın mı? Taşıyamadım, alacağım şimdi. İyi olacaksın ablam, iyi olacaksın. Ayağa kalkacaksın. Ya bir hastaneyle de konuştum. Fizik tedavi için bir fizyoterapist ayarlayacağız. Her gün gelecek. Ama ondan önce seni de gayret etmen lazım. Benim için yaparsın değil mi? Nazar. Eminsin değil mi? Vedat gelmez. Yani epey bir hazırlık yaptı giderken. Uzun uzun da telefonda konuştu. Gelmez. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur abi, hoş geldin. Sen şey dedin ya, Murat seni seviyor dedin. O mu söyledi? Söylemesine gerek yok ki. Her haliyle belli ediyor zaten. Sen de belli ediyorsun. Neyi? Birbirinizi sevdiğinizi. Beni birkaç kere Murat'ın yanında görünce öldüreceksin zannettim. Öyle bir baktın ki korktum vallahi. Yok canım, sağ öyle gelmiş. Kesin öyledir. Çok mu kötü baktım? Bir ara parçalayacaksın zannettim beni. Farkında bile değilim. Allah Halil İbrahim bereketi versin. Cümlemizin sofrasına. Amin. Afiyet olsun. Esas bu yaşta bu kadar fazla yememek lazım ama bazen kaçırıyoruz işte. O kadar olacak. Olur arada öyle. Az daha tatlı vereyim mi Fikret Bey? Yok bacım yok. Fazla fazla yedim zaten. Afiyet olsun, afiyet olsun. Uşağımla sohbet ederken dedi ki bana, sünnet oldum ben dedi. Ben de gelirken elim boş gitmeyeyim dedim. Ne bakayım. Ya zahmet etmiş. Aç bakayım ne varmış içinde. Çok kıymetli bir şey ama Fikret amcası. Helal olsun uşağıma. Ya zahmet etmişsin ha. Ha bakayım. Bu ne? Saat. Köstekli saat. Gel göstereyim. Bak böyle açılır. Aha. Hadi bakalım. Bir teşekkür et Fikret amcana. Anneciğim elini yap, tamam mı? Teşekkür ederim. Telefonların çok olsun.
Hadi bakalım. Ya sen şimdi... ilk geldiğinde hani kumalazan falan ama onca bir kahve içelim. Dedim ya bu adam biraz denişik ha. Yani ulan kum mu alacaksın, kız mı alacaksın yani ne duyar? Allah Allah. Ya işte biraz argandan konuştuk artık hakkını helal et ha. İnsan tanımak zor iş be Mustafa kardeş. Çok zor iş. Öyle. Kavun mu bu ya dibini koklayıp anlayacaksın ha? hazır kum demişken abi işi işte konuşsak ha? Doğru. Doğru deyin. İyi de efendi. Saat kaç olmuş? Daha saat konusunu işlemedik ki. Uşak haklı. Nereden bilsin çocuk? E olsun. Baban sana öğretir. Ya ona da ben öğrettiydim ha. Ana hatırladın mı? Hatırladım ben. Tabii tabii tabii. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Günaydın Fikret abi. Günaydın. Epeydir sesin çıkmaydı. İşlerim biraz yoğundu abi. Ama her şeyi hallettim. Velayeti aldım. Hem de mahkemeye bile gerek kalmadan. Şimdi de oğlumu almaya gidiyorum. Sonra da verelim Amerika. Yapacağım diyorsun ha.
Geç bile kaldım abi. Eğer görüşemezsek hakkını helal et. Sen önce helal haramı bir öğren. Sonra helallaşırız. Olur abi, olur. Öyle yaparız. Sabah oldu, çözün palamarı, haydi. Verdin kapıyı, verdin, verdin. Alacak gidiyorsun. De kemiğe geldin ha buraya yine. Rahatsızlık verdiysek kusura bakmayın Asiye Hanım ama çok fazla vaktinizi almayacağım. Oğlumu alıp gideceğim. Ne diyorsun sen be? Ne istiyorsun ulan sen yine? Bana ait olanı. Oğlumu. Ne saçmalıyorsun sen? Velayeti bende. Şimdi defol git buradan. Velayeti sendeydi. Ama o hukuki hata düzeltildi. Hayır. 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 Tahir'cim, orada ne yazdığını Nefes'e söyler misin? Okuman var değil mi? Hadi. Okumanız bittiyse artık oğlumu alabilir miyim lütfen? Ne oluyor la? Niye geldi yine bu kıl kuyruk? Tahir. Bu yalan değil mi? Bir şey söyle. Bir şey de ne olur. Yalan söylüyor da ne olursun. Tahir'in bu konuda söyleyecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Senin adına da çok üzgünüm Nefes. Ama artık memur beylerin de vaktini çalmasak diyorum ha. Hadi oğlum çağırın bana. Hadi. Yiğit! Yiğit, oğlum! Hadi babacığım, evimize gidiyoruz. Evet. Hayır. Sakin olun. Gel, sakin olun. Geri çekil, geri. Oğlum tutun yanımda. Et bana. Bırak. Hayır. Bak bakayım, bak. Hadi bak. Yap, 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 yap. Hadi oğlum bakalım. Hadi. Esma, bırak beni. Yiğit. Bırak beni. Bırak beni. Annene bay bay de bakayım. Gelmeyeceğim ben. Baba. Anne. Anne. Bırak. Ah!
önüne. Git! Anne! Baba! Bırakmayın beni! Düşer de yanmaz.